Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda veri analizi ve veri bilimi için de önemli olan veri görselleştirme konusuna bir teorik olarak giriş yapmıştık. Bundan sonraki süreçlerde de grafik türlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Genel itibariyle en fazla kullanılan grafik türlerine değineceğiz. Dediğim gibi benim anlattıklarımın dışında da çok fazla grafik yapıları mevcut. Ama dediğim gibi en fazla kullanılan grafik türlerine değineceğiz. Bir video teorik olacak, bir sonraki video uygulama olacak arkadaşlar. Teorik dediğim yapı, grafiklerin ana yapısı nedir? Hangi veriler için uygundur? Kullanırken nerelere dikkat etmemiz gerekir? Bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Bir sonraki videoda bunların uygulamalarını birlikte yapmaya çalışacağız Python ile. Peki, ilk grafik türümüze dönelim arkadaşlar. Stream grafik veya çubuk grafik olarak da geçer ama dikey olarak gözüküyorsa bunlara sütun, yatay olaraksa buna çubuk grafik deniyor arkadaşlar. Onu da sizlere anlatacağım zaten. Şimdi bu grafik türü arkadaşlar boş bir x ve y koordinat düzlemine yerleştirilen bir sütun yapısından oluşur. İsterseniz şöyle yavaştan gidelim. Şöyle boş bir koordinat yapısı kuralım arkadaşlar. Buraya y diyelim, buraya da x yapısı diyelim. Sütunlar dediğim gibi dikey veya yatay şekilde, yani biraz sonra çizeceğim bu sütun yapıları hem bu şekilde dikey hem de bu şekilde yatay olarak gösterilebilir. Eğer bu şekilde bir grafik türü varsa buna sütun grafik adı veriliyor. Eğer yatay ise arkadaşlar buna da çubuk grafik ismi veriliyor. Şimdi bu koordinat üzerindeki y ekseni ve x eksenine bakarsak arkadaşlar bu eksenlerin kendilerine göre bazı görevleri mevcuttur. Bunlardan y ekseni dediğimiz yapı arkadaşlar bizim elimizdeki verilerimizin değerlerini gösteren bir nokta olarak, bir eksen olarak çözebiliriz. X ekseni ise arkadaşlar sütunların oluşturulduğu alan olarak da betimleyebiliriz. Örneğin şuraya y ekseni için ne dedik? Değerler olarak adlandırdık. Örneğin 3 ve 5 değeri buraya gelirken x ekseni bunlarla ilgili hangi yapı ile çalışıyorsak bunların sütun yapısını bizlere y karşılığı olarak göstermektedir. Örneğin şöyle geldim, buraya bir değer, buraya da geldim, şöyle bir yapı. Bunun anlamı şu: buradaki hangi yapıyı kullanıyorsak bunun değerinin 3, bunun değerinin ise arkadaşlar 5 olarak adlandırabiliriz. Dediğim gibi x ve y koordinatlarına y koordinat yapısı bizlere değerleri ölçerken, x ise ona karşılık gelen hangi veri setiyle çalışıyorsak onunla ilgili bilgi barındıran eksendir arkadaşlar. X ekseni genel itibariyle iki farklı yapıda kullanılabiliyor arkadaşlar, sütun grafik yapısında. Bunlardan birincisi ilk olarak birbirinden farklı nicel yapılar için kullanılır. Birbirinden farklı nicel yapılar için kullanılır. Yapılar için kullanılır. İkinci kullanım amacı ise arkadaşlar aynı nicel yapıların bir süreç içerisindeki değişimini bize gösterir. Bir süreç içerisindeki değişimi bize gösterir. Şöyle isterseniz boş bir sayfa açarak daha anlamlı kılalım ne demek istiyoruz. Öncelikle birinci kısım, birbirinden farklı nicel yapıları oluşturmamız gerekiyor. Hemen şöyle bir yapıyı çizelim. X ekseni ve Y ekseni olacak şekilde. Y ekseni bizim için değerleri kapsıyordu. Şöyle 10, 20, 30 diye yazalım. Şimdi bunlar örneğin artık x, y ekseni demek yerine buraya bir ürünle ilgili fiyat ekseni girelim. Yani zaten değerlerin oluşturulmuş olduğu eksen buraya diyoruz.
X ekseni ise iki amaç için kullanıyorduk. Bunlardan ilkini gösteriyoruz. Birbirinden farklı nicel yapılar için. O yüzden şuraya birbirinden farklı ürün veya marka diyelim. Marka. Şimdi ilk sütunumuzu örneğin 10 lira, 10 lira bandında olsun. Bu bizim için bir X markasını barındırır. İkinci sütun yapısı örneğin 20, 22 lira neyse neye karşılık geliyorsa bu bizim için Y markasını barındırır. Şöyle biraz daha büyütelim. Burası Z. Şöyle biraz daha büyütelim. Burası da mesela W. İşte birbirinden farklı nicel yapı dediğimiz alan bu arkadaşlar. Örneğin bir marka üzerinden herhangi bir ilişkileri olmayan bir marka değerlerini karşılaştırmak istediğimizde bunlar birbirinden bağımsız şekilde bir fiyat ekseni yapısıyla adlandırılır ve hangi markanın hangi fiyatı veya hangi üründen kaç tane satıldı gibi birbirinden farklı yapıları karşılaştırmak için kullandığımız bir alan olabilir arkadaşlar. İkinci kısım ise aynı nicel yapıların süreç içerisindeki değişikliği hakkında bize bilgi veren yapılardır. Bunu da isterseniz hemen gösterelim. Şöyle yine bir korna çizelim arkadaşlar. Burası yine ne diyelim fiyat diyelim. Fiyatla ilgili bazı değerler. Yine buraya girelim. 10, 20, 30, 40 gibi değerleri girelim. Ne diyordu bizim cümlemiz? Aynı nicel yapıların süreç içerisindeki değişiklikleriyle ilgili bize bilgi veriyor. O zaman bir süreç var ise arkadaşlar buranın bir süreç yani bir zaman ekseni olması gerekiyor. Şimdi bu durumda örneğin 3 tane farklı markanın değerlerini birbirleriyle bir süreç içerisinde karşılaştırmak istiyoruz. O yüzden yine geldim şöyle 1, 2, şöyle 3 olarak çizdik. Bu 3 tane değer aslında eksende tek bir yer kaplar arkadaşlar zaman ekseninde. Örneğin 2018'deki değerler. 2018'deki 3 farklı markanın değerlerini karşılaştırmak istediğimizde yine biz çubuk grafikten yani sütun grafik yapısından faydalanabiliyoruz. İlki neydi? Birbirinden farklı nicel yapılar. Herhangi bir süreç yok. Sadece belli bir süre aralığında, belli bir süre içerisinde gerçekleşen satış değerleri, fiyat değerleri gibi birbirinden farklı nicel yapıları karşılaştırmak için kullanıyoruz. Diğer yandan bir süreç içerisinde bir grubu karşılaştırmak istediğimizde de yine bakın burası 2018'i gösteren 3 farklı marka olarak adlandırabiliriz. Yine aynı şekilde şöyle farklı farklı çizelim. Şöyle farklı farklı çizelim. Örneğin burası 2019 olsun. Yine 2020 için de çizelim şöyle. Bu da 2020 için olsun. Eğer bir gruplama yaptıysak ve bu grup içerisinde zaman yani bir süreç yapısı içerisindeki değişimlerini birbirleriyle karşılaştırmak istediğimizde yapı bu şekilde çalışıyor. Ancak tabii ki bunlarla ilgili bir de etiket dediğimiz, label dediğimiz bir yapıyı belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. O da nasıl? Şöyle yapalım. 3 tane yazdık. Örneğin bu A markası olsun, bu B markası olsun, bu da C markası olsun. Bunlarla ilgili bizim bir renklendirme yapmamız gerekiyor. Örneğin A'nın kırmızı renk, B'nin mavi renk, C'nin de yeşil renk olduğunu varsayarsak yine buradaki sütunlarda arkadaşlar yeşil rengin bütün sütunlar için boyalı olması gerekiyor. Bu ne demek? Sütun yapısında bizlerin bu barların hangi ürüne tekabül ettiğini bilmemiz açısından bu etiketleme önemli bir yapıdır. Örneğin 2018'deki A markasının değeri fiyatı 11 lira iken buraya 2019'a geldiğimizde ise arkadaşlar yine 10 lira 9 lira bandında geziyor. Örneğin kırmızıyı bu sefer ortaya boyadığımızda bu durumda da 15 lira civarında şeklinde bir yorum yapabiliyoruz arkadaşlar.
Dediğim gibi genel itibariyle iki ana amaç için kullanılıyor bu grafik türü arkadaşlar. Birbirinden farklı nicel yapıların karşılaştırılması veya aynı nicel yapıların süreç içerisindeki değişikliği hakkında bize bilgi veriyor. Tabii ki burada neden mesela gruplama oldu? Sadece bir A markasının zaman içerisindeki değişimi de olabilir miydi? Tabii ki onu da yapabilirsiniz ama o çizgi, mesela line graph dediğimiz bir çizgi sürecinde anlatılması çok daha anlamlı olan bir yapı olduğu için bu noktada sadece gruplama yapılarını sizlere anlatmaya çalıştım. Yani örneğin sadece A markasının değişikliklerini bir zaman dilimi içerisinde görmek istediğimde bunu bu şekilde çizgi grafiğinde kullanmak daha anlamlı olacaktır. Bar grafiğinde kullanmak ise yine anlamlı tabii ki olacaktır ama genel itibariyle tek bir yapıda çalışıyorsak bunu çizgi grafik üzerinde göstermek çok daha mantıklı bir davranış olacaktır. Şimdi bu yapılara biz sütun grafik diyoruz. Bir de çubuk grafik dediğimiz aslında eksenlerin yer değiştirdiği bir yapımız var. İsterseniz onu da hemen göz gezdirelim. Yine bir pardon, şu olacak siyah. Hemen bir yine koordinat çizelim arkadaşlar. Normalde y burayken artık y ekseninin bura olması gerekiyor. Burası da x ekseni olması gerekiyor. O zaman değerleri benim buraya yazmam gerekiyor. Yani y eksenine yazmam gerekiyor. Şöyle 30, 40, 50, 60 şeklinde. Buradaki sütun yapılarını ise çubuk yapılarını bu şekilde buraya yerleştirmem gerekiyor arkadaşlar ve buna göre bir değer biçilmesi yapılması gerekiyor. Şimdi çubuk grafik yapıları arkadaşlar şimdi bu şekilde kullanabilirsiniz ama daha profesyonelce kullanmak istediğinizde bu çubuk yapılarının eğer yatayda çalışıyorsak tabii ki bu daha önemli. Çubuk yapılarının boyutlarının bir sıralama içerisinde olması çok daha anlamlı bir grafik yapmamıza yarayacaktır. Yani anlatmak istediğim şu. Yine boş bir eksendeyiz. Artık burası x, burası y arkadaşlar. Örneğin şurada yine bazı değerler yazalım. 30, 40, 50, 60 diye değerler yazalım. Şimdi genelde en fazla değere sahip olan çubuk en başa yerleştirilir arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle geldik. Örneğin şöyle biraz daha düşük olarak gelinir. Şöyle aşağıya doğru gelinir. Şöyle daha böyle küçülterek aşağı inilir. Şimdi bu grafik gösterim yapısı yatay için daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkartır. Örneğin ülkelere gelen turist sayısı veya ülkemize gelen turist sayılarının milliyetleri ile ilgili bir grafik hazırladığımız varsaydığımızda örneğin işte buraya Avrupa, işte burası ABD, işte Orta Asya veya ülke bazlı da yapabilirsiniz. Bunu çok fazla girmek istemiyorum o konuya. Bu şekilde gösterim yaptığınızda çok daha anlamlı bir sonuç ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi eğer yatay çubuk grafikler ile çalışıyor isek bunların en yukarıdan en aşağıya doğru değer sıralaması olarak gösterilmesi bizim için önemli bir dikkat etmemiz gereken bir nokta daha doğrusu. Yine yatay olarak kullandığımız çubuk grafik yapılarını bir amaç için daha kullanırız arkadaşlar. Onu da isterseniz şöyle sayfa 4 olarak açalım. Şimdi buna yığılmalı dediğimiz çubuk grafik ismi veriyoruz arkadaşlar. Şimdi anlatacağım yapısı. Yine buna benzeyen bir yapı ama tabii ki arasında önemli bir fark var. Eğer yığılmalı bir çubuk grafik yapısı ile çalışıyorsak arkadaşlar, o çubukların boyutlarının her bir değer için birbirleriyle aynı uzunlukta olması gerekiyor. Ve ölçüm değerleri genellikle yüzdelik hesaplarda kullanılır. Yani bu ne demek? Aslında aşağıdaki değer eksenimiz yüzdelik dilimlerden oluşur ve toplamda 100 yani 1 sonucuna gitmesi gerekiyor. İsterseniz çizelim arkadaşlar daha anlamlı olacaktır. Şöyle geldim.
Burası yine x ekseni, burası y ekseni. Eğer yüzdelik ve toplamlarında bir, yani %100'e ulaşacağım bir veri setiyle çalışıyorsam yine yatay olarak bu işlemi yapabilirim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hatta isim verelim. Şöyle. Buraya yüzdelik diyelim arkadaşlar. Şuraya da eğitim diyelim. Eğitim diyelim. Şimdi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Yani toplamda en son gideceğimiz yer %100'lük alan. Peki bu yığılmalı yapı ne işimize yarıyor? Bu elimizdeki özür diliyorum. Elimizdeki kategorik yani gruplanmış yapıların nicel değerleri için kullanılan bir grafik türü arkadaşlar. Örneğin eğitim ne diyelim? İlkokul. İlkokul. Buraya yazdık. Geldik ikincisi lise. Üçüncüsü üniversite. Dördüncüsü de işte yüksek öğretim diyelim. Yüksek lisans vesaire. Eğer bir kategorik değişken üzerine başka bir kategorik değişken yapısını karşılaştırma yapıyorsak, yani kırılım yapıyorsak bu ne demek? Örneğin kişinin medeni durumu, medeni durumu, evli, bekar veya cinsiyet, kadın, erkek gibi. Bu tabii ki ikiden fazla da grup olabilir. Örneğin cinsiyete göre eğitim durumunu ben bir grafiğe dökmek istersem işte yığılmalı grafik yapısı bunun için birebir. Peki nasıl bu işe yarıyor? Nasıl yapıyoruz? Şimdi öncelikle bütün çubuk uzunluklarının birbirine eşit olması gerekiyor. Bu ne demek arkadaşlar? %0 değerinden başlayıp şöyle %100'e kadar yatay bir çubuk grafiği her bir eğitim durumu için kullanmamız gerekiyor. Buradan aldım. Şöyle kopyala yapıştırla. Şuraya geldim. Sonra bir daha yapıştırdım. Aynı uzunlukta olsun diye bir daha yapıştırdım. Şimdi bakın. Hepsi aslında bu çubuk alanları sıfırdan başlayıp %100'e gidiyor ve hepsi için şurası standart uzunlukta olması gerekiyor. Tabii ben elimle çizdiğim için tam bir standart bir uzunluk yok ama buraların aynı standart uzunlukta olması gerekiyor. Örneğin erkek ve kadın. Mesela ne yapabiliriz? Şuraya bir etiket atalım. Label. Bu kadın olsun arkadaşlar. Kırmızı renk kadın olsun. Bir de mavi etiket atalım. Buna da erkek diyelim. Eğer kişilere göre yani kişilerin cinsiyetlerine göre mezuniyet yani eğitim durumları biz bu verileri toplarız, frekanslarız ve bu frekans üzerinden toplama belirleyerek bir yüzdelik dilim elde ederiz. İşte onu göstermenin yapısı buradaki yığılmalı çubuk grafik yapısı arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Örneğin kırmızıya geldim. Şuradan bir çizgi çizdim. Şöyle sol tarafın tamamının kırmızıya boyalı, sağ tarafının da tamamının maviye boyalı olduğu bir alan için arkadaşlar. Buradaki kesim noktası aslında şu. Kişilerin cinsiyetlerine göre kadının ilkokul oranı, erkeğin de geri kalan kısım olarak ve toplamda da %100'ü bulması gerektiği için şöyle %100'ü bulması gerektiği için bu yapıyı yapıyoruz. Yine mesela lise yapısında şöyle orana vurduğumuzda arkadaşlar bu tarafı maviye boyadık. Bu tarafı da kırmızıya boyadık. Her bir yapı için bu oranlar buraya boyanmış şekilde gelebilir arkadaşlar. Ve tabii ki cinsiyet veya medeni durumun dışında bu alanı 3'e, 4'e veya 5'e bölebilecek farklı renklendirme ve etiket yapılarıyla da çalışılabilir arkadaşlar. Mesela ne diyebiliriz? İşte eğitim durumlarına göre meslekler. Elinizde bir meslek grubu vardır. Örneğin işte 5 gruptan oluşur. Veya ünvan grubu olabilir. Bunların eğitim durumuna göre ünvanlarını oranlamak istediğimizde yine böyle bir grafik yapısıyla gösterebiliriz. Dediğim gibi bu video biraz böyle teorik yapıda olduğu için arkadaşlar
Böyle el ile çiziyorum. Ama bir sonraki videoda bunlarla ilgili uygulamaları yapacağız. Hatta renkleri ben şu anda tamamen salladım. Çünkü bizim hatırlarsanız renk uyumu tablomuz da mevcuttu. Yine o tablo yapısına göre güzel grafikler ortaya çıkartacağız birlikte uygulama yaparak arkadaşlar. Peki bu grafik türlerini gördüğümüzde veya yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz da onlara bakalım isterseniz. Şöyle geldik. Yine kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şimdi öncelikle arkadaşlar eksen ölçeklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Eksen ölçeği. Şöyle yazalım. Eksen ölçeği yapısına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir önceki videoda yine sizlere anlatmaya çalıştım, değindim ama burada tekrardan hatırlatmak gerekiyor arkadaşlar. Eksen ölçeği yapısı önemli bir konu. Bir çubuk grafik veya bir sütun grafik yapısı oluştururken arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl gösterelim? Excel üzerinde gösterelim isterseniz. Şöyle. Örneğin A ve B partisi olsun. A partisi ne diyelim? %50 alsın. Bu %48 alsın. Şimdi bunu ben karşılaştırmak istediğimde şuradan Excel'den geliyorum. Bir sütun grafik yapısı kuruyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Ve yine geldim. Buradan bir tane daha buraya kopyaladım. Şimdi 50'ye 48 diye baktığınızda arada sayısal olarak gördüğünüzde çok fazla bir fark yok. Ama bunu grafiğe çizdirdiğiniz zaman bir fark ortaya çıkıyor. Ama bu farkın, bu boy farkının mesela şunun gibi düşünün. Şu maviden buraya sanki 3 tane, 2 tane daha koyunca birbirine eşitlenecekmiş gibi gözüküyor. Ama bunun ana nedeni şu sol tarafta görmüş olduğunuz eksen değerleri arkadaşlar. Eğer bir bar grafiği yani bir sütun grafiği yapısında çalışıyorsanız dikkat etmeniz gereken ilk nokta bu soldaki eksen veya nereye koydularsa sağda olabilir. Bu eksen yapısının hangi değerden başlaması? Eğer sıfırdan başlamıyor ise orada dikkat edin bir algı yaratma çabası maalesef vardır. Mesela buradaki sağdaki kalsın, soldakini bir de sıfırdan başlatalım. Şöyle geldim Excel'den alt sınıra sıfır dedim. Üst sınıra da yine maksimum gelecek olan 50 değerini girdim. Şimdi kapattım. Bakın arkadaşlar burası sıfırdan başlıyor ve 50 değerinde maksimumu buluyor. Ama bakın 48 değeri de yine A sütunu yapısına ne kadar yakın. Ama bu eksen değerini sıfırdan başlatmaz isek işte bu sağdaki gibi bir durum ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Hatta bunu daha da küçülttüğünüzde mesela 35 dediğinizde yine birbirleri arasındaki farkta bir değişiklik olacaktır ama dikkat etmeniz gereken nokta bu değerin yani bu alt ve üst sınır arasındaki değer farkının hem eşit olarak gitmesi örneğin 0, 5, 10, 15, 20 şeklinde eşit aralıklarla gitmesi hem de sıfırdan başlaması önemli bir konudur arkadaşlar. Onu sizlere söyleyelim. Örneğin üst sınırda buraya 100 yapalım. Bakın bu sefer de boyutlar olarak küçültebilirsiniz. Bu durumda da anlatmak istediğim tamamen bu eksen değerlerinin sıfırdan başlaması çok önemli bir konu arkadaşlar. Eğer bir çubuk grafikten bahsediyorsak. Peki diğer bir dikkat etmemiz gereken nokta neresi arkadaşlar? Eğer çok fazla karşılaştıracağımız değer varsa çubuk grafik veya sütun grafik yapısı arkadaşlar bizim için çok komplike olmaya başlar. Onu hemen isterseniz gösterelim. Hatta şundan C, şuraya C yazalım. Şurası D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Alfabeyi saydık maşallah. Şunların hepsinden birebir hemen yazalım. Çoğaltmaya çalışıyorum yani. Datayı çoğaltmaya çalışıyorum aslında. Şimdi geldim. Şuraya da hemen sayılar üretelim. 10 ile 50 arasında bir sayı üretelim. Şöyle yapıştıralım. Eğer bu şekilde çok fazla karşılaştıracağınız bir yapı var ise arkadaşlar, bu durumda bakın sütun grafikleri veya bir tane daha yapalım. Ekle diyelim.
Mesela bu şekilde yatay yapalım. Çok anlamlı olmamaya başlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani şunu da kaldırıyorum kılavuz çizgilerini. Çok fazla olduğu için karşılaştırma yapımız dediğim gibi çok anlam ifade etmeyebilir. Yani incelediğiniz zaman tabii ki görebilirsiniz farkları ama sonuçta bizim amacımız ne arkadaşlar? En az bir yapıyla en fazla bilgiyi taşıyabilme yapısını aslında karşı tarafa aktarabilmek. İşte bu noktada da eğer çok fazla karşılaştırma yapısı yapıyorsak bu çubukların boyutları bu şekilde incelir ve yan yana çok fazla olduğu için anlamsız yani kafa karışıklığı ortaya çıkartabilir. Yoksa tabii ki çubukların değerleri bakın birbirlerine yine aynı olanlar aynı, küçük olanlar küçük, büyük olanlar ise büyüktür arkadaşlar. Ama dikkat etmemiz gereken nokta bu çok uygun bir yapı değil. Çok fazla eğer karşılaştırma yapıyor isek çok uygun değil. Ama şu şekilde basit kısa 3, 4, 5 gibi yapılarla çalışıyor isek adet olarak düşündüğümüzde daha anlamlı bir sonuç ortaya çıkartacaktır arkadaşlar. Genel itibariyle sütun veya çubuk grafik yapısı bu yapılar için kullanılır. Dikkat etmemiz gereken nokta eksenlerdir. Dediğim gibi eksenler sizi yanıltabilir. Siz kendiniz hazırlamasanız bile dışarıdan gördüğünüzde, okuduğunuzda o grafikler sizi yanıltabilir. Siz tabii ki sayıları görüyorsunuz, okuyorsunuz ama bilinçaltınız o şekilde işlemiyor maalesef. Yani özellikle reklamlarda bilinçaltınıza bazı mesajlar gidiyor. Bununla da ilgili dediğim gibi diğer videoda söyledim mi bilmiyorum ama Dürtme isimli bir kitap var. Richard Thaler'ın arkadaşlar. O kitabı da yine okursanız ne demek istediğimi daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Peki çok uzatmayalım o zaman. Teorik olarak bir grafik bu şekilde tanımladık. Bir sonraki videoda bu anlattıklarımızın Python tarafından nasıl uygulayabiliriz? Üzerindeki değişiklikleri nasıl yapabiliriz? Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım sizlere. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.